Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Haziran Cumartesi Belmont Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 9 koşulu programlar zaten hepsinde hemen hemen 9-9 gözüküyordu. Bu da en son yarış olan Belmont Park'ta yine bir 9 koşulu program var ama güzel bir programı bugün. Arkadaşlar şöyle bir durum var, size en azından baştan izah edeyim. Bu birinci haftada değil de ikinci haftaya denk geldi. Ya %100 garanti dediğim bir banko yok ama alternatif bankolarım var. Tercihi size bırakacağım arkadaşlar. Çünkü çıkanlar da olabilir. O yüzden en azından tercih hakkı sizin olsun. Son 3 yarışta benim 3 tane alternatif bankom var. Tabii rakiplerini de yazdım ama sonradan ilave edebilirsiniz. Tercihi siz yapın arkadaşlar. Yani en azından çünkü çıkanlar da olduğu zaman da daha en azından göze daha denk gelir diye düşünüyorum. Şimdi bazen bir atın yanına at yazmıyorum çıkıyor. Sonra inanın kötü duruma düşüyoruz. Ben de sizin mağdur durumunuza düşmeyeyim diye en azından böyle bir şey yapayım dedim. En azından rakibini vereyim. Çünkü çıktığı zaman en azından kimi yazacağınızı bilirsiniz arkadaşlar. 9 koşu programı dedim. Hemen yorumlara geçmek istiyorum. Çünkü saatte bayağı bir vakit aldı. Birinci koşuda satış koşusu şartı 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metre kum yarışında 2 nolu safkan 1.7, 3 nolu safkan 4 lira, 6 nolu safkan 4.5 lira, 7 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 9 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada size önereceğim en baştaki safkanlar şunlar. 6 nolu Ocean Can I Sue Sea. Bir curling temsilcisi zaten şu anda Belmont'ta koşuyor. Pist bayağı nemli. Eğer yarın da aynı nemi bulursa bu safkan çok çok şanslı arkadaşlar. Çünkü curling tayları çamur pisti baya baya seviyor. Jose Leoscano da zaten iyi bir jokey. Bu yıl koşmuş olduğu performans da çok iyi. Bence ilk şansı bu 6 nolu safkana veriyorum arkadaşlar. Daha sonra 5 nolu Mohican. Luis Cardenas gibi yine iyi bir jokey satacak onun safkanı kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 3 nolu Fox Red. Bir Mina Şaf temsilcisi Jose Ortiz gibi yine iyi jokey satacak. Daha sonra 7 nolu No Distortion. Bir Distorted Hammer gibi yine çok çok iyi bir orijin. Arkadaşlar ben sevdiğim bir orijinlerden birisi. Daniel Davis de iyi bir jockey. Bence kuponlarda yerini almalı. Son hafta 2 nolu Get Off My Back. Bir Good Journey temsilcisi Manuel Franco ile iyi performansıyla kuponlara yazacağız. Yani zor bir ayak ama en azından bu safkanlar herhalde büyük ihtimalle dışına çıkmaması lazım. En azından en iyi performansları gösteren safkan bunlar. 6, 5, 3, 7 ve 2 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün ikinci koşusu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında gördüğünüz gibi 15 safkan kayıtlı burada. 14 nolu safkan 2 lira, 4 nolu safkan 2.70, 12 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 4.5 lira, 1 nolu safkan 7 lira, 11 nolu safkan 7 lira, 15 nolu safkan 8 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 13 nolu safkan 14 lira ve 10 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Yani zor bir ayak ama burada yedek atlar da var arkadaşlar. 14, 15 ve 13. Yani 13, 14 ve 15 nolu safkanlar yedek arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Burada benim tahminlerime gelince ben 12 nolu Bourbon Currency. Bir Speckstone temsilcisi iyi kanatına sahip. Jose Ortiz'e start alacak bu safkanda. Zaten göstermiş olduğu performanslarıyla bence en şanslı isim. Yani hem de 30 gün önce koşması da bence daha avantajlı. En azından nefes yönünden de çok iyi durumda. Bu 12 nolu safkan benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 4 nolu Stand Up. Bir Inton Miship temsilcisi de burada var. Raylu Gutierrez gibi yine iyi bir jokeye sahip olan bu safkanda kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 1 nolu Mental Model. Bir Inton Miship temsilcisi. Burada da bayağı Inton Mishipler var. Fazla Les Carnes'ı alacak. Onu safkan kuponlara yazacağız. Daha sonra 5 nolu Just For One Day. Vita Charge gibi yine iyi bir aygırın tayı olan bu safkanda. Val Rosario gibi yine iyi jokeye sahip olacak. Kuponlarda yeni almalı. Ve son olarak da 11 nolu Mike Eklayer. Bir Speckstone temsilcisi olan bu safkanda kendi Karamoço gibi yine iyi bir jockey start alıyor. Göstermiş olduğu performansıyla kuponlarda yerini almalı. 12, 14, şey pardon. 12, 4, 1, 5 ve 11 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Eğer bu yarış kuma alınırsa arkadaşlar bu 14 nolu safkan baya baya şanslı olur. En azından bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer kum olursa olmaz gerçi de kolay kolay olmuyor burada. Ama olursa da bu 14 nolu safkan bayağı şanslı olur. Onu da söyleyeyim. Gelelim 3. koşuya. Maiden 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metre kum yarışında 5 nolu safkan şu anda oran kapalı arkadaşlar. Bayağı form şey tutuyor zaten.
4 nolu safkan 3,5 lira, 6 nolu safkan 5 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 12 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan da 25 lira gibi oranına sahip. Burada baktığımız zaman zaten bir en azından 5 nolu safkan Dreams of Tomorrow bir Specs Tom temsilcisi olan bu safkan. Jose Ortiz gibi yine iyi jockey ile koşacak olan bu safkan da gerçekten bir yarış koşmuş 42 gün önce. En azından nefes yerinden de dahil durumda. Güzel bir üçüncülük elde etti. İyi bir grupta koştu çünkü o gün. Bence bugün rakiplerinden bir adım da olsa ön planda ben bu safkana sığınacağım. Birinci altılı ganyanın bankosu olarak bu 5 numaralı safkanı tek olarak size öneriyorum arkadaşlar. En azından çünkü şartlar şu anda onu gösteriyor. Ben de kazanmasını bekliyorum. O yüzden banko. İyi orijini de var zaten. İyi bir orijini de sahip bu safka. Tek olarak geçeceğiz kuponlara arkadaşlar 5 numaralı safkana. Günün ikinci altılı ganyanın ilk ayına geldiğimiz zaman 4. koşuda Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 3 nolu safkan 2.7, 16 nolu safkan 2.7, 5 nolu safkan 4 lira, 11 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 4.5 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 1 nolu safkan 9 lira, 14 nolu safkan 10 lira, 15 nolu safkan 16 lira, 9 nolu safkan 16 lira, 4 nolu safkan 16 lira ve 13 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da 13, 14, 15 ve 16 nolu safkanlar yedek. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Böyle yapalım da kimse almıyor. Şimdi oldu. Burada benim tuttuğum safkanlar sıralaması da şu şekilde. 5 nolu Michael's Bad Boy. Bir Noble Mission temsilcisi Manuel Franco ile start alacak. Onun safkanın bugün uygun grupta bence en şanslı isim. Daha sonra 7 nolu Petrus. Moratian Ready gibi yine iyi bir gırıntayı olan bu safkan. Gerçi burada bir Moratian Ready'ler bayağı var. Javier Castellano gibi yine iyi bir jockey start olacak olan safkan ilk kez koşacak olmasına rağmen bence bugün iyi durumuyla muhakkak kuponlarda yeni almalar arkadaşlar. Aman ıskalamayın. İyi jockey var, iyi at var. O yüzden ıskalamayalım. Daha sonra 14 nolu Golçanda bir Minashaf temsilcisi Luis Cardenas'a start olacak olan safkan da şanslı isimler arasında. Daha sonra 3 nolu Darling Disquise bir Verrazano temsilcisi Luis Cardenas gibi yine iyi jockey ile start olacak olan safkan da yine uygun grupta koşuyor. Daha sonra 8 nolu Plebe, bir Minshipa temsilcisi Michael Luzi ile start olacak o safkanda. Yine uygun grupta şanslı isim arasında. Ve yarışın kuma alınması halinde arkadaşlar bu 16 nolu Zi Finale, bir Zivo temsilcisi Javier Castellano buraya da kayıtlı. Chad Brown antrenör gibi bayağı da iyi bir antrenöre sahip. Eğer bu yarış kuma alınırsa arkadaşlar bu 16 nolu safkanı kesinlikle atlamayalım arkadaşlar. Bu hemen bu grubun en şanslı ismi olur arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Safkan bayağı çünkü iyi bir safkan. Onu da biliyorum yani. En azından bu şekilde değerlendirirsiniz. Geldik günün 5. koşusuna. Ben istersen tekrarlayayım bu 3. koşu. 5, 7, 14, 3, 8 arkadaşlar. Benim size önerdiğim safkan. Ama yarış kuma alınırsa bu 16 nolu safkan hemen ön planda yapıştıracağız arkadaşlar. Günün 5. koşusunda geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 1 nolu safkan 2 lira, 5 nolu safkan 3.3, 3 nolu safkan 6.5 lira, 6 nolu safkan 7 lira, 10 nolu safkan 9 lira, 9 nolu safkan 10 lira, 12 nolu safkan 14 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 4 nolu safkan 16 lira, 7 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar buralarda biraz fazla at gibi söylüyorum ama çıkanlar oluyor ya. O yüzden benim şeyim o yani. En azından çıktığı zaman çünkü bu diyelim bunu hesapladığınız bir ne para tuttu yani yarı paraya kadar düşer yani. O yüzden. Benim burada size önereceğim safkan öncelikle 6 nolu Bingster, Blue Cat gibi yine iyi bir orijinal sahip olan safkan, Dylan Davis gibi yine etkili jockey ile bence en şanslı isim. Daha sonra 5 nolu Morning Breeze, bir Morning Line temsilcisi Eric Jungle gibi yine iyi jockey sahip olan bu safkan da iyi performansıyla bence en ciddi rakibi konumunda. Daha sonra 1 nolu Cinder Guard, Jose Lescano gibi yine performans olarak da iyi durumda olan bu safkan da kuponlarda yeni alma. Daha sonra 9 nolu Sinov, bir Tiznov temsilcisi Kendrick Carmocho da son yarışı kazanan bu isimde yine şanslı isimler arasında ve son olarak da 3 nolu Dark Money, bir Central Banker temsilcisi Manuel Franco ile start alacak olan safkan da iyi performansı, iyi formuyla kuponlarda yerini almalı. 6, 5, 1, 9 ve 3 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusu Grup 2 yarışı 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim yarışında 5 nolu safkan 3.5 lira, 8 nolu safkan 3.5 lira, 4 nolu safkan 5 lira, 2 nolu safkan 5.5 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 6 nolu safkan 7 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 14 lira ve 3 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Yine zor bir ayak arkadaşlar. Grup yarışları gerçekten bugün baya baya zor. Çünkü çok safkanlar birbirine denk olduğu zaman ortalık karışıyor.
Benim burada size önereceğim safkan öncelikli olarak bir 4 nolu Flo Shot. Bu safkan bir New Apparel gibi yine İngiltere'den, İrlanda'dan gelme bir safkan. Javier Castellano gibi iyi bir jockey start alacak onu safkan da. Bir Chad Brown arasında zaten bugün Chad Brown'un zaten burada 3 tane safkanı var. Artık bunlardan birisini muhakkak içeri atacak herhalde büyük ihtimalle. Ben bu safkanı ilk planda yazılmasını öneriyorum bu 4 nolu safkanın. Daha sonra 5 nolu Incident Richard. Bir aç temsilcisi yine iyi bir aygırın tayı olan bu safkan. Irat Ortiz Junior gibi yine iyi bir jockey start alacak olan bu safkan da. Yine bir Chad Brown'un arasından. Daha sonra 7 nolu Devamani. Bu Duvavi temsilcisi Oal Rosario gibi yine iyi jockey start alacak olan safkan da. Yine bir Chad Brown arasından arkadaşlar bugün hep Chad Brown'lar ön planda. Gerçi bir tane daha varmış Chad Brown'un da. Neyse onu da söyledik herhalde büyük ihtimalle. 7 nolu safkan da kuponuna yazacağız. Daha sonra 8 nolu Sociedad Paranoia. Bir Street Boss temsilcisi Manuel Franco ile start alacak olan safkan da. Bir Top Fletcher'dan bu. En sonuncusu 9 nolu Trip Juan da. Bir Toronto'da gibi yine çok çok iyi bir orijine sahip. Fazla Ortiz'e start alacak olan safkan da yine bir Chad Brown. Yani burayı büyük ihtimalle Chad Brown bir şekilde alacak müzesine götürecek arkadaşlar. Ona göre kuponlara da yazalım. 4, 5, 7, 8, 9 benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün 7. koşusu grup 3 yarış açık. 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında. 9 nolu safkan 5 bölü 6 yani 0.9 gibi bir orana sahip. 2 nolu safkan 6.5 lira, 1 nolu safkan 7.5 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 16 lira ve 8 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar yurt dışında bayağı 9 nolu safkan bayağı direkt tutuyor. Bir de en yakın rakibin arasında 6.5-7 lira gibi fark olunca da haliyle herkes 9'a doğru yönelecek ama ben burada en azından şu performansı, şu handikapları da gördüğüm zaman ben 2'ye doğru bir yönelmek istedim. Bu 2 nolu Monagale, bir Jose Ortiz de bence 112 handikapı da hani herhalde pazardan almadı, marketten almadı arkadaşlar. Ben o yüzden bu atı bugün alternatif banko olarak 2 nolu safkana yöneldim arkadaşlar. Ben bugün bu 2'den bir şeyler bekliyorum çünkü en azından jockey de iyi. Bir Chad Brown yine arasında. Chad Brown'lar zaten hepsini saldırıyorlar. Ben alternatif de olsa bir banko adayım benim 2 nolu safkanı. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isterseniz bu sürdürek olan 9 nolu Code of Honor. Bir Noble Mission temsilcisi olan bu safkanı da Jose John Velasquez gibi yine iyi jockey ile start alacak olup bence en ciddi rakip olur. 2 nolu safkan küçük ve risk sevenler için bankom. At yazmak isteyenlere 9 nolu safkan arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde grup 3 dişiler ayak 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim yarışına 12 nolu safkan 2 lira, 5 nolu safkan 2.7, 7 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 7.5 lira, 9 nolu safkan 9 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 8 nolu safkan 16 lira, 6 nolu safkan 16 lira ve 3 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da baktığınız zaman en azından iyi bir orijine sahip. Bu grupta da biraz daha üst düzeyde gördüm. 12 nolu Significant Form. Bir Creative Causa gibi yine iyi bir aygının tayı olan bu safkan. Benim bugün de yine bir alternatif banko adayım arkadaşlar. Bu 12 nolu safkan olacak. En azından performans olarak da bu gruptan biraz da üstte gözüküyor. Yani daha iyi, daha üst gruplarda koşmuş bir isim arkadaşlar. O yüzden eğer küçük ve risk sevenler için yine banko adayım bu 12 nolu safkan olacak. Eğer bu at, bu atın yanına at yazmak isteyenlere de öncelikli olarak bir 5 nolu New Spa Pro Profu artık nasıl okunuyorsa artık 5 nolu safkan arkadaşlar o şekilde söyleyeyim. En azından kanatı çok iyi. Lope de Vega gibi yine üst düzey bir aygırın tayı bu safkan bu çift pistlere bayılır. Rahat Ortiz Junior gibi iyi bir jockey ile start alacak olan safkan. Bence 12'nin en ufak hatasını affetmeyecek konumunda olan bir isim. Bu safkanların yanında da 9 nolu Rose Flower yine bir WSIM temsilcisi olan bu safkanda Manuel Franco ile bence en ciddi rakipler arasında. Yani 12 nolu safkan burada alternatif küçük bir risk sevenler için bankom. Alt yazmak isteyenler de 5 ve 9 nolu safkanları yazabilirler arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde yine bir grup 1 yarış açık yarış 3 ve yukarı İngilizce 1400 metre kum yarışında sonunda 9 ve 11 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar. 2 nolu safkan 3.3, 11 nolu safkan 3.5 lira, 10 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 14 lira ve 7 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim de yine burada bir alternatif banko var. Zaten size program başında da söyledim. Son 3 yarış benim alternatif bankolarım var. Yani tercihi de sizlere bırakacağım. Ona göre hangisi uyarsa kafanıza göre o şekilde yapabilirsiniz. Zaten çıkanlar da olursa bence daha rahat banko çıkar diye düşündüm. Burada da benim banko adayım arkadaşlar en azından 35 gün önce bizim programda da olan
O gün de ben banko olarak önermiştim. Çok güzel bir yarış koşup kazanan 5 nolu Network Effect Mark Valeski gibi yine iyi bir jockey, Aygırtay olan Gerard Ortiz Junior zaten bu safkanın pilotu. Son yarışta çok güzel kazandı bu isim. Ben yine kazanmasını bekliyorum. Yine benim alternatif Banco. Normalde ben bu safkanı direkt tek olarak sunacaktım size ama hadi sizin belki tek tercihiniz başka yerden olur diye. O yüzden en azından o zaman rakipleri isteyenler olur diye rakiplerinizi vermek istedim. Ama ben bugün bu 5 nolu safkanı çok çok güveniyorum arkadaşlar. Çünkü o günkü yarışta hemen çıktığı gibi hiç yanına az sokmadan rahat rahat yarış kazandı. Yani kalite bir safkan. Bir de avantajı 35 gün önce koşmuş. Yani nefes yönden de bu rakiplerden baya baya birkaç adım önde yani. Yani her şey şartlar, bütün şartlar bence 5 nolu network efekti gösteriyor. Eğer ben kendime oyun oynarsam sondaki 5'i tek atarım arkadaşlar. Artık gelir veya gelmez. Ama bence en şanslı isim o. Eğer illa ve at yazmak istiyorsanız da en azından ekürü avantajına sahip 11 nolu Vekoma bir kendi rakip temsilcisi havaya kastanı gibi iyi jockey'e start alacak olan bu isim. Bence en 5'in eksik koşması halinde ilk geride gidecek isim. Ve sonra 2 nolu performer. Bir Speck Stone temsilcisi Joel Rosario da zaten geçen yılki koşmuş olduğu kaç yarış var? 4 yarış. O 4 yarışta kazanan bir isim. Yani çok formda bir isim arkadaşlar. 189 gün sonra start alacak olan bir isim. Bence 5-10 safkanın en ciddi rakipleri konumunda. Dediğim gibi 5-10 safkan bende alternatif de olsa bir bankom. Küçük ve risk oynayanlar için, sevenler için. At yazmak isterseniz de 11 ve 2 nolu safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar inanın 9-9-18 koşu birden yorum yapmak insanı yoruyor. Bir de dilim yara olduğu için de ısırdık. Ya bugün bir şey yapayım dedik. Derken yemek yerken ısırdık yana. Ondan konuşurken zorlanıyorum biraz. Kusura bakmayın yine. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşça kalın.